Ya ben 80 öncesinin adamıyım diyorum. Bir milletin nasıl kaosa sürüklendiğini birebir gün gün, süreç süreç, an an izlemiş, seyretmiş, gözlemlemiş, yaşamış birisi olarak söylüyorum. Bir toplum nasıl kaosa sürüklenir ve otoriteye nasıl teslim olur ve otoriteyi nasıl çağırır biliyorum, bizatihi biliyorum. İnsanların güvenlik kaygılarının ekonominin bile önüne geçtiği dönemlerden gelen insanlarız biz. Anlasın herkes. Ben 80 öncesinde nefsimle bu tezgahları yaşamış bir neslin temsilcisi olarak söylüyorum bunları. Ben bu acı tecrübeleri bizatihi kitleler nasıl kontrol dışına çıkarıları seyrederek geldim. Onun için anlatıyorum bunları. Bilerek anlatıyorum. Yani bir hayal satmıyorum veya bir paranoya üretmiyorum. Lütfen dikkat. Kabul abi, şu operasyon düğmesine bastılar dedin ya. Sedat Peker, sevgili seyirciler. Şimdi aklıma geldi. Hatırlayın, bir cümle kurmuştu o ifşaatlarını yaparken. Peker. Demişti ki bu ülkede iç karışıklıklar, hatta örnek vermişti. Gazi Mahallesi olayından bahsetmişti. Alevi-Sünni çatışmasının yaşanmasından bahsetmişti. PKK ile devletin bazı derin güçlerinin iletişiminden bahsetmişti. Uyuşturucu falan demişti. Hatırlayın bak Peker. Hatta Peker ben de işin içinden çıkan bir adam olarak bunu söylüyorum demişti. Kendi ifşaatları da var. Şimdi abi özetleyerek soruyorum. Uzatmadan. Sinan Ateş davası vardı. Kayseri'de olaylar başladı. Şu an bütün ülkede baktığımızda hani olaylar daha çok siyasi, ideolojik bir bazı grupların da ön plana çıktığı bir çatışmaların olduğunu görüyoruz, değil mi? Sen benim sorumu anladın. Yani o düğme Yok. basma olayı acaba Şöyle. bir siyasi kavganın sonucu diyeyim hani anlayan anlar, evet. Sevgili Ferit, kitleleri gerçek veya paranoya, güvenlik kaygılarına sevk ederseniz, güvenlik kaygılarını ön plana alan kitleler, toplumlar, kalabalıklar diğer ihtiyaçlarını unutur, statükonun, düzenin, kurulu düzenin yanında olurlar. Zaman zaman iktidarlar kurulu düzenler kitleleri korkutarak muhafazakarlaştırırlar. Geleneksel tavırlara sevk edilmelerini sağlarlar. Statükonun yanında olmalarını teminat altına almış olurlar. Böyle oldu demiyorum. Bak ben teorik bilgiler veriyorum. Ama sosyal psikologların verileri bunu gösteriyor ki güvenlik kaygıları rejimleri tahkim etmek için çok önemli enstrümanlardır. Biliyorsun ki hep sık sık söylerim. Yanaşma düzeninin kartondan kale olmadığını, kendini korumak için yüzlerce enstrüman geliştirdiğini, Sedat Peker'in anlattığı örnekler o enstrümanların yanında çocuk oyuncağı gibi kalabilir zaman zaman. Zaman zaman kalabilir. Yani rejimleri tahkim etmek için kitlelerin korkuları, paranoyaları, endişeleri sık sık harekete geçirilebilir. Bu bazen içeriden olur, bazen dışarıdan olur. Görünür aktörler, görünmez aktörler arasındaki hesaplaşmalar da olabilir. Bazen bu enstrümanları onlar da kullanabilirler. Sevgili kardeşim, herkes bilsin. Ekonomi sıkıştığında, insanlar burunlarından solumaya başladığında, dün problem olmayan unsurları bu sıkışıklık altında bugün problem gibi görmeye başlarlar. Fukaralıkların sebebi olarak dün gözüne batmayan Suriyeli sığınmacılar bugün gözlerine diken olmaya başlar. Bunu bile anlayamayacak durumdalar mı? Yani Mehmet Şimşek'in asgari ücret Türkiye'de düşük değildir diye açıklamaları arsız bir şekilde yaptığı bir ortamda, insanların açlıkla imtihan edildiği bir ortamda 2 sene önce, 3 sene önce Suriyeli sığınmacılar bu topluma batmazken
bugün batıyor hale geliyorsa burada provokasyon yok. Kitlelerin sıkışmışlığı var. Fahrettin Altun Efendi, ünvanın profesörü ama biraz da bu işlerle uğraşın. Biraz sosyal psikoloji okuyun. Sosyal psikolojide kitleler nasıl marjinalleşir onu anlamaya çalışın. Evet. Ne provokasyonu ya? İnsanlar bunaldılar, sıkıştılar. İnsanlar açlıkla imtihan halindeler. İnsanlar çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek derdindeler. Üniversitedeki çocuğunu okutup okutmayacağı sıkıntısıyla karşı karşıyalar. Bilerek söylüyorum bunları. Çocuğunun beslenme çantasına bir sandviç koyamayacak durumda insanlar. Bunu bilmiyorlar. Provokasyonmuş. Provokasyon bu yanaşma düzeninin muktedirlerini, konfor alanından çıkmayanların insanları korkutmak için kullandığı dümenlerin adıdır. Provokasyon. Kim provokasyon yapıyor? İnsanlar sıkıştı. Anlayın artık bunu. Sıkıştı. 8-10 milyon insan, bir de çıkıp sık sık diyeceksiniz ki 40 milyar dolar harcadık. Veya Birleşmiş Milletler'de konuşurken abartıp 80 milyar dolar diyeceksiniz. İnsanlara da 10 bin liralık emekli maaşını veya 17 bin liralık asgari ücreti, bunlar düşük rakamlar değiller diye bir de alay edeceksiniz herkesle. Ey milletim, bu beylere oy verenler bunu fark etsinler. Yani. Sizin oyunuzla oy sahibi olmayan veya siyasette hiç görünmeyen aktörlerle koalisyon kurdular. Yani iradenizi bile pazarladılar. Yani. Ne için? Ne için? Kamu kaynaklarını yağmalamak için. Ne için? Ganimet mantığıyla kendi yandaşlarımızdan zenginler üretmek ve iktidarımızı devam ettirmek için. Ya lütfen görelim ya. Ölçülerimizi de unutmayalım. Aklı, bilimi, hukuku terk ettiğimiz an, demokratik usul ve esasları unuttuğumuz an, o yanaşma düzeninin yüzlerce enstrümanı devreye girer, hepimizi her gün aldatmaya, kandırmaya, irademizi ifsad etmeye devam ederler. Biz de olayların arkasına bakmayı bilmiyorsak, görünenle meşgul olur, görünenle meşgul olur, görünenle haklı veya haksızlar ilan etmek gibi bir zaafa düşmüş oluruz. Harika. Lütfen çok dikkat. Güzel. Lütfen. Çok güzel abi. Bu yorum harika oldu. Yani birilerinin kurduğu hayal hayal dünyasında, sevgili seyirciler, bakın şu an biz 5000 yakın insan izliyor. Lütfen siz de yazın. Birilerinin kurduğu hayal dünyasında maalesef koskoca ülke çöküşe doğru gidiyor. Maalesef bu hayalcilikle olmaz dedi Rubil abi. Hayalcilikle. Hayal, kendi kurduğunuz hayali ve şimdi de aynı kişiler diyor ki niye böyle oldu? Besle kargayı, oysun gözünü. Ya kargayı sen besledin, ben beslemedim, senin gözün oysun, benim değil. Kendi bu kadar bakarsan bu kadar olur. Evet. Ben söylemiyorum. Müfit Yüksel diye bir arkadaşlar var. Edip Yüksel mi, Müfit Yüksel mi? Müfit Yüksel. Abi ben tanırım ikisini de, tanıyorum ikisini. Yok, evet. Amerika'da olan kim? Edip'ti değil Edip mi? O Edip abi, evet. Ha abi, şimdi ne diyorum? Ben onun yalancısıyım, ben demiyorum. Biz diyor işte eylem okuma yazma falan işlerle uğraşırdık. Recep Tayyip benim dönem arkadaşımdır diyor. Fatih'te, İstanbul'da biz böyle eylemle veya okumayla yazmayla falan uğraşırken Recep Tayyip Erdoğan o dönemde esnaf abilerden para toplardı. Ben demedim bunu Ferit. Farkında mısın ne dediğimi? Sayın Cumhurbaşkanı için dediği bu. Background'unda esnaf abilerden para toplamak varmış. Şimdi para işiyle yine meşgulüz. İnsan 7'sinde neyse 70'inde o. Bütün donanımımız da Püskürlük Kadir'in tarih okumaları. Bütün donanımları bunun, edebiyatları yok. Tarih okumaları yok. Bilimle meşgul değiller. Kadim bilgiyi oradan ürettikleri sahte kutsallıklarla insanları afyonlamak dışında bir donanımı iktidarlarında bile geliştiremediler. Bir kültür iklimi bile oluşturamadılar. Yani bizim ey milletim, ya Allah aşkına bırakın, tamam hadi enflasyonu da pahalılığı da bir tarafa bırakın da, ya kadim bir medeniyetimiz var diyoruz. 2000-3000 yıllık devlet geleneğimiz var diyoruz. Ürettiğimiz kapasiteye bak ya. Ürettiğimiz kapasiteye bak gibi Suriye'de kaç tane düşmanı kendi kendimiz üretmişiz. Esad'la düşmanız. Ruslarla bilek güreşi yapıyoruz.
Amerikalılarla PYD-YPG ile kuzeyde bilek güreşi yapıyoruz. Güvenlik riski ve 10 milyon sığınmacıyla boğuşuyoruz. Ekonomik krizle uğraşırken bir de onlara bu fakir milletin bütçesinden vergilerinden para aktarıyoruz. Anlı şanlı Türk sanayi de o sığınmacıların kölelik ücretiyle çalışmalarıyla ayakta durabiliyor. Ya tuhaflığa bakar mısın? Ferit, ne dediğimin farkında mısın? Yani asgari ücret bile değil. Kölelik ücreti olmadan ayakta duramayacak iş kollarım var. Ekonomiye bak, ekonomiye. Gülmeyim de ne yapayım ya? Doğru. Bir daha yani bak, asgari ücret bile olmayan ücretlerle bir takım kölelik ücretleriyle çalıştıramazsak birilerini bazı iş kollarında ayakta duramayacaklar. Ondan dolayı birileri diyordu ya, Suriyeliler bu ülkeden giderse ekonomi çöker. Bak bak bak. Ben biliyorum oturumda olduklarını. Şimdi niye? Sevgili seyirciler, neden? Ekonomi bir şey üretmiyordu onun için Ferit. Bir de abi kayıt dışı çalıştırıyorlar. Zaten orta sınıf, yani orta düzey işverenlerin de çoğu şu an mevcut asgari ücreti bile vermekten aciz. Veremiyor. Ve Suriyelileri de, bu çocukları da aldılar. İşte sanayiye, fabrikaya. En önemli sebeplerden biri de bu. Kölelik ücretini, asgari ücret bile veremeyecek durumda iş kolları var. Bak, anlı şanlı Türk ekonomisinin durumuna bak. İlk ona girecektik. 25 bin dolarlık kişi başına gelire ulaşacaktık. 2 trilyon dolarlık milli gelirimiz olacaktı. 500 milyar dolarlık ihracatımız olacaktı. Adam bize hayal pazarladı. Şimdi kölelik ücretiyle işçilik alamadığımız sektörlerde, iş kollarında ayakta duramayıp kongartotaları patlatacağız. İflaslar gelecek, göreceksin. Üzülerek söylüyorum. O kölelik ücretlerine rağmen ayakta kalamayacak iş kollarım var. Ekonominin durumu da bu. Eğer iddiası doğru değilse kendisinin iddiasıydı bu. Kimindi? Sedat Peker'i gene örnek vereceğim abi. Yani Gazi Mahallesi olayını devletin bazı aktörleri yaptı diyen kimdi? Yani abi, diyorum yani. Yani bunlar demek ki ben abi, sen daha iyi bilirsin. Ateş Türkiye'yi saracak şekilde olmaz bu işle. Sabri 25 oğlu 1956 operasyonu özel harp dairesinin çok mükemmel bir projesiydi diye kendisi itiraf etti. Selanik'te Atatürk'ün evine bomba attık. Beyoğlu'nda Rumları temizledik. Çok güzel, çok mükemmel bir özel harp projesiydi diye kendisi anlattı. Orgeneral Sabri 25oğlu, açın okuyun birileri. Ama burada çocuk oyuncağı değil. Yani 10 milyon sığınmacıyı, devlet yoksa millet var ortada diyerek ne yapacağız? Sürekli avun başlatacağız. Türkiye'yi yani bir iç savaşa ve dış müdahaleye açık hale mi getireceğiz? Neden bahsediyoruz? Ya lütfen senin kanlı olalım. Ben bu meselenin olmadığını, böyle bir meseleye hafife aldığımı sakın kimse zannetmesin. Hep şunu söylüyorum. Rasyonel risk analizleriyle, hukuk içinde devlet aklıyla yapılması gerekenleri yapmamız lazım. Millet yerinde bir dursun ya. Millete ne zaman ihtiyaç vardır biliyor musun? Gerçekten devlet bitmiş, mefruç olmuş, işgale uğramış veya devlet bütünüyle kurumsal olarak çöktüyse millete o zaman ihtiyaç vardır. Bir durun ya. Bir durun. Evet, tamam. Ama abi burada da milletin çoğunluğunun, bakın şu anda isyan çıkan bölgelerin, yani sıkıntı olan bölgelerin çoğunluğu AK Parti seçmeninin yoğunlukta olduğu bölgeler. Şunu demeye çalışıyorum. Milletin de çoğunluğunun abi uzun zamandan beri, yani millet de bunu söyledi abi. Yani bas bas kardeşim şu sığınmacı konusu. Bak şu sığınmacı konusu. Bak yapmayın. Bak etmeyin diye bas bas vardı. Hatta şu anda bu konuyu eleştiren bazı gazeteciler, benim meslektaşlarım, ben sığınmacılar konusunu abi eleştirirken benim gibi adamlara işte yok siz faşist misiniz falan diyorlardı. Oturdukları Kadıköy'den, Nişantaşı'ndan diyorlardı. Şimdi o gazeteciler çıkmışlar eleştiriyorlar. Ne oldu? Öyle Kadıköy'de biranı yudumlarken, şarabını yudumlarken öyle değil işte.
bu ülkenin Esenyurt'taki yurttaşının, bu ülkenin Kilis'teki yurttaşının derdini sen anlayamazsın Kadıköy'den. Ama bak şimdi anlamış gibi yapıyorlar. Onları da yemeyin sevgili seyirciler. Onların kim olduğunu siz biliyorsunuz. O gazetecileri de yemeyin bak yani. Şimdi hepsi reyting var diye oya kaydılar. Ama zamanında bizim gibi insanlara faşist diyorlardı. Ya bu faşistlik değil kardeşim. Senin karşı komşun olsa anlarsın neyin ne olduğunu. Oturmuş oradan abi şeyden Kadıköy'den yorum yapıyor. Muhalif gazetecimiz.